Ve bir hafta aradan sonra tekrar balık avı hakkında her şey kanalımın yepyeni bir bölümü ile birlikte karşınızdayım. Olta makaralarına bakım konusunu konuşmak üzere karşınızdayım. Bu videoların daha fazla izleyiciye ulaşabilmesi için videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı aman boşverin arkadaşlar. Biz konumuza bakalım. En zor şartlarda istenilen performansı sağlamak için ve uzun süre ilk Günkü performansta olta makaranızı kullanmak için gerekli olan basit bakım kuralları var. Oldukça basit olan ve olta makaranız için hayati önem taşıyan bu bakımlar oltanızın her zaman hazır olmasını ve en zorlu avlarda bile size en iyi performansı sunmasını sağlayacaktır dostlar. Öncelikle makaranızı asla tuzlu ya da tatlı su içerisine batırmayın. Eğer kaza eseri olta makinanız tatlı ya da tuzlu su içerisine batmışsa makinanızı en kısa sürede Yetkili servise ulaştırın. Eğer kendi elinizden geliyorsa bakımını kendiniz yapın. İçindeki suyu iyice temizleyin. Olta makinanızın performansını korumak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunları sıkça sorulan sorular şeklinde sıralamak istiyorum. Kullanım sırasında olta makaramda oluşabilecek olası hasarları nasıl en aza indirebilirim diye sorarsanız Unutmamanız gereken en önemli noktanın tuzlu suyun makaranızın bir numaralı düşmanı olduğudur. Bu yüzden makaranızı mümkün olduğunca tuzlu sudan ve kumdan korumaya özen göstermeniz gerekiyor. Kıyıdan avlanma sırasında oltanızı kum üzerine bırakmamaya dikkat edin. Eğer tekneden balık avı yapıyorsanız oltanızı tuzlu sudan mümkün olduğunca korumaya özen göstermeniz malzemelerinizin çok daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Bir diğer soru makaramı kullandıktan sonra bakım yapmam gerekir mi sorusu. Evet dostlar kesinlikle oltanızı kullandıktan sonra olta makinenize gerekli bakımları yapmanız makinanızın daha uzun ömürlü ve en iyi performans ile çalışmasını sağlar. Bir diğer soru oltamı sadece yetkili teknik servise mi göndereyim? Şart değil. Tüm olta makinalarının gerekli teknik servis işlemlerini yetkili teknik servislerin yapabildiğini biliyoruz. Ancak bunun dışında bu işi çok iyi yapan ustalarımız da mevcut. Eğer tanıdığınız ya da yaşadığınız yerde yakın yerde Varsa bunlara danışabilirsiniz. He, garanti kapsamı eğer devam ediyorsa teknik servise gönderin. Çünkü garanti kapsamı dışında kalabilir daha sonra. Tabi siz kendi becereniz varsa bu işlere eliniz yatkınsa sizler de bu bakımı yapabilirsiniz. Olta makinelerinin içerisinde su geçirmez olan var mıdır sorusunu soran arkadaşlar için. Özellikle su ve toz geçirmeye karşı dayanıklı makineler mevcut olsa dahi tamamen sıfır su ve toz geçirme diye bir olay yok dostlar. Makaranın normal kullanımı sırasında muhtemel giriş noktalarından su ve kum girişini en aza indirmek için tasarlanmış özel bariyerleri olan makinelerimiz mevcut olsa da %100 su geçirmez diyebileceğimiz makine mevcut değil. Bir diğer soru, olta makinemi ne sıklıkla temizlemeliyim sorusu. Eğer tuzlu suda av yapıyorsanız, avdan sonra nasıl bir bakım yaptığımız çok önemli. İster tuzlu, ister tatlı suda avlanıyor olalım, her avdan sonra mutlaka olta makinemizi temizlememiz gerekiyor. Makineyi tamamen suyun altına sokmadan nemli bir bezle temizleyelim arkadaşlar. Peki nasıl temizleyeceğim? Güzel bir soru. Olta makinemi nasıl temizlemeliyim? Tuzlu ya da tatlı su olsun ama özellikle tuzlu suya karşı yapılacak en iyi makara temizleme yöntemi olta makaramızı nemli bir bez ile temizlemek olacaktır. Olta makinasının misina kafasını sökerek tatlı su ile temizledikten sonra mutlaka kurutmalıyız arkadaşlar. Kurutmayı unutmayalım. Bu konuda sorulan bir diğer soru da makarada aerosol tarzı yağlayıcı ürünler kullanayım mı sorusu. Arkadaşlar kesinlikle makaranızın bakımı için bu tarz delici yağlayıcı ürünler kullanmayın. Bu tür ürünler kısa sürede oltanız için yararlı gibi gözükse de uzun vadede olta makinenizin oldukça zarar görmesine neden olacaktır. Bu tür ürünler makaranın içerisinde bulunan gres yağının çözülmesine ve dışarı akmasına sebep olur. Bunun sonucunda da makara içerisindeki dişliler ve diğer bileşenler kurur ve daha sonra korozyona yani pasa uğrayarak aşınır. Bu yüzden bu tür ürünleri yağ sökücü, pas sökücü vesaire gibi ürünleri kullanmayın. Tamamen bütün parçaları söküp temizleyip tekrar sıfırdan yağlayacaksanız olabilir ama günlük kullanımda kesinlikle kullanmayın. Balık havına yeni heves etmiş arkadaşlar soruyor. Kaza oldu elimden makine volta suya düştü tuzlu suya düştü ne yapacağım? Dostlar tuzlu su makaramız için oldukça zararlı bir şey. Eğer volta makinamız tuzlu suya düşmüşse tatlı su ile yıkayalım. Tabi suya daldırıp değil üst tarafından yıkayalım dışarıdan yıkayalım makarayı sallayarak içinde kalan suyu çıkartalım ve en kısa sürede bir servise ulaştıralım ve mutlaka tuzlu suya düşmüştür diye de söyleyelim ki tam olarak bakımını yapsınlar. Son sorumuz da şu: Makarama misinayı nasıl sarmalıyım? Nasıl ipi sarmalıyım sorusu. Dostlar, oltamıza misinayı, ipi mutlaka gergin saralım, gevşek sarmayalım. Sarılacak olan misina makarasını makaradan sarıyorsanız bunu sabitleyelim ve dikey bir biçimde ipi saralım ya da misinayı saralım. Dönen besleme makarasındaki sürtünmeyi de ayarlayarak misina gerginliğini mutlaka sağlayalım. Ayrıca ipi kuş gözü olmaması için makaranın en üst noktasına kadar sarmayın. Üzerinde şöyle 1-2 milim, 1.5-2 milim makinanın büyüklüğüne göre bir boşluk kalsın. Tamamen sıfır noktasına kadar sarmayın. Yoksa atış sırasında bir bölüm ipi kaybetme olasılığı her zaman vardır. Evet sevgili dostlar bu haftanın konusunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Balık avı hakkında her şey her salı günü sizlerle yeni bir video ile birlikte olacak. Gelecek hafta görüşmek üzere.